Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Eylül ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Eylül ayına Ağustos sonunda sizin burcunuzda meydana gelen dolunayın enerjileriyle başlıyoruz ve Eylül'ün ilk haftasında bunlar gündemde olabilir. Genel anlamda çok ruhsal, çok duygusal bir dolunaydı bu. Sizin de duygusal enerjinizin güçlendiği bir dönem. Yaratıcılığınız da çok yüksek boyutta, sezgileriniz de oldukça şu anda güçlü ve bunları kuşkusuz hayatınızda değerlendirebilirsiniz ve bunlarla ilgili deneyimlerde yaşayabilirsiniz. Evet, ayın özellikle ilk günlerinde Venüs terazi burcunda olacak, güçlü olduğu bir pozisyonda olacak. Parasal anlamlarda bize destek sunuyor ve 6 Eylül'den itibaren Merkür burcunun karşıt burcunuza, Başak burcuna geçecek ve Güneş 23 Eylül'e kadar da Başak burcunda hareket edecek. Aslında Eylül ayı sizin ilişkilerinize biraz daha böyle vurgu yapan, bunlarla ilgili belirleyici etkiler taşıyor. Çünkü 9 Eylül'de Başak Burcu'nda yeni bir ay doğacak. Yeni ay demek yeni tohumların atılması, yeni düşüncelerin oluşması, yeni kapıların açılması demek. Evet, Başak yeni ayı sizin ilişki evinizde olacak. Süre gelen ilişkilerinizle ilgili yeni kararlar alabilirsiniz ya da yeni ilişki fırsatları çıkabilir. Evlilik kararları, birliktelikler, iş ortaklıkları ve bunlarla ilgili konular bu yeni ayla beraber gündemde olabilir. Burcunuzdaki Neptün'ün Güneş ve Ay'la yeni ay sırasında zıt açısı var. O nedenle Neptün sizin biraz aşırı hayalci, aşırı idealist olmanıza da neden olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. İçinde bulunduğunuz durumu, şartları, detaylarıyla inceleyin. Ve çok olaylara hayalperest yaklaşmamaya çalışın sevgili balıklar. Bunu yapabilirseniz gerçekten diğer koşullar sizi çok iyi destekliyor. Çünkü gökyüzünde özellikle toprak burçlarında yerleşimler, Plüto, Satürn ve Mars, bunların pozisyonları, aynı zamanda Akrep burcundaki Jüpiter'in etkisi size birçok alanda önemli destekler veriyor. Ve yeni ayı takip eden günlerde, ayın 11 ile 16'sı arasında özellikle Başak burcundaki Güneş'in Oğlak burcundaki Plüto ve Akrep burcundaki Jüpiter'le yapacağı güzel kontaklar, ilişkilerle ilgili alanlarda güçlü bazı dönüşümlere imkan verebilir. Amaçlarınıza ulaştırabilir bu sizi. Yani güzel bir teklifle karşılaşabilirsiniz ve evlilik istiyorsanız evet, bu evliliğe doğru önemli adımlarda atabilirsiniz. Başak yeni ayının genel etkilerini anlattığım videoyu linki tıklayarak izleyebilir. Altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz sevgili balıklar. Evet, Venüs 8-9'undan sonra Akrep Burcu'na geçiyor. Venüs Akrep Burcu'nda Ekim ayının ortalarına kadar ilerleyecek. 9 Ekim'den sonra da retro hareketine başlayacak. Yani bu dönem içerisinde sizin 9. evinizde Venüs etkisi var. Venüs özellikle 9 Ekim'e kadar ileri hareketli olacağı için biraz daha kültürel konularda, hukuksal alanlarda ve uluslararası her türlü yurt dışı bağlantılı her türlü işte size küçük şanslar verebilir. Ancak büyük şanslar da var. Çünkü Jüpiter de Akrep'te. Dolayısıyla hem iyicil gezegen hem iki iyicil gezegen 9. evinizde. Şimdi burada tam destek de bekleyebilirsiniz. Özellikle yurt dışı ile bağlantılı her türlü hedefinizde. Bu bir seyahat, bir tatil de olabilir. Yurt dışı ile bağlantılı bir iş projesi de olabilir ya da bir eğitim olabilir. İşte bunlar da Venüs'ün, Jüpiter'in size büyük küçük güzel şansları, yardımları, destekleri olabilir. Evet, Mars ayın 11'ine kadar Oğlak Burcu'nda olacak sevgili balıklar. 11. ev alanınızda. Satürn Oğlak Burcu'nda 6'sından sonra ileri harekete dönüyor. Plüto Oğlak Burcu'nda. Sert gezegenlerimiz de 11. ev alanlarınızda duruyor şu an. Burası da biraz da sosyal konulara, iş projelerine, arkadaşlarımızla ilgili faaliyetlere işaret eder. Ve bu buralarda belki daha ciddi yaklaşımlar var. Çevrenizdeki kalabalıklar şu dönemde daha çok iş amaçlı olabilir. Yani iş toplantıları, iş görüşmeleri, iş organizasyonları gibi konularla daha fazla meşgul olabilirsiniz. Arkadaş ilişkilerinizde de şu dönemde belki daha ciddisiniz. Bazı gözden geçirmeler yapıyorsunuz. Bazı elemeler yapıyorsunuz. Daha ciddi, daha uzun vadeli arkadaşlıklara doğru yöneliyorsunuz. Şu dönem gezegenlerin açıları, özellikle bu Mars'ın, Satürn'ün, Plüton'un yerleşimleri bu konulara daha fazla vurgu yapıyor. Ayın 11'inden sonra ise Mars Kova Burcu'na geçecek. Mars 15 Kasım'a kadar Kova Burcu'nda olacak.
Yaz aylarında da önemli bir dönem Mars Kova burcundaydı ama retro hareketteydi. Şimdi uzun süre retro hareketteki Mars ileri harekete döndü ve tekrardan Kova burcuna geçiyor 11 Eylül'de. Demek ki yaz aylarında tam bir sonuç alamadığımız konular varsa onlarla şimdi tekrar bir uğraşma şansımız olabilir. 12. evinizde olduğu için Mars'a tabii ki burada biraz dikkat edeceğiz çünkü gizli düşmanlıklar ve bizim dışımızda olacak çok kontrol edemeyeceğimiz bazı durumlara da işaret edebilir. Buradaki Mars'ın pozisyonu. İş ortamınızdaki ilişkilere dikkat edin. Enerjinizi biraz doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Özellikle ilişki içerisinde olduğunuz, iş ortamında ilişki içerisinde olduğunuz kişilerle zaman zaman agresyonlar oluşabilir ya da aşırı rekabet, mücadele gerektirebilir bu durum. Sağlık konularında da Mars'a biraz daha burada dikkat etmekte fayda var sevgili balıklar. Evet, ay ortalarından itibaren özellikle Mars Uranüs karesi 17 ile 19 Eylül aralarında Mars Uranüs karesi etkinleşecek. Bugünlerde biraz daha bu Mars'ın stresli ve agresif enerjisi artabilir. Ayın 22'sinden itibaren Merkür Terazi burcuna geçiyor. 23'ünde de Güneş Terazi burcuna geçiyor. Ayın son haftasında 8. ev konularınızı Güneş aydınlatacak. Bu etkiler Eylül sonlarında ve Ekim'in ilk yarısı içerisinde devam edebilir. Merkür de daha fazla belki finansal konuları düşünmenize neden olabilir. Borçlar, alacaklar, kredi konuları, banka işlemleri, parayla ilgili konuşmalar, anlaşmalar, sözleşmeler, imzalar, eşinizin parasal kaynakları ya da ortağınızın finansal kaynakları, bu konular Merkür'le ve Güneş'le ön plana taşınıyor ayın 23'ünden itibaren. Kova burcundaki Mars'ın Merkür ve Güneş'le olumlu açıları var. Demek ki finansal konularda zihnimizi yoran bir şeyler varsa bunlarla ilgili açık veya gizli, ki hani 12. ev biraz gizli etkileri de işaret ediyor, yardımlar alabiliriz. Yani böyle hiç beklemediğimiz yerlerden finansal konularda bazı çözümler bulmamız mümkün. Aynı şekilde bir sağlık sorunun şifalanması için bir operasyondur, bir ameliyattır, buna benzer bir etkileşim olabilir. Bunun için bir klinik, bir hastanede bir tedavi gibi bir durum olabilir. Bunları da gösteriyor olabilir. Doğum haritalarınızın yapısına göre tabii değişiyor bu etkiler. Eylül'ün özellikle son günlerinden bahsediyoruz ve Ekim ayına da bu yansıyacak bir etki. Sadece bu ayla sınırlı değil. Evet, ayın 25'inde Dolunay meydana geliyor. Koç burcunda Dolunay. Koç burcu Dolunay'ı sevgili balıklar, para evinizde, ikinci evinizde meydana gelecek ki Dolunay bir dönüşüm, bir tamamlanma enerjisi taşıyor. Chiron'la birleşiyor. Satürn'den zıt açı alıyor. Parayla ilgili kendinizi biraz yetersiz hissedebilirsiniz ya da maddi kaynaklarınızla ilgili bir sorun ya da geçmişten kaynaklanan böyle bir sizin herhangi bir hatanız, eksikliğinize dair bir konu gündeme gelebilir ya da bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Ancak bunun çözüm imkanları var. Satürn evet hayatınızda bir kısıtlama, bir engel, bir yoksunluk hissi getiriyor ama bir yandan da ciddi bir farkındalık veriyor size, bir sorumluluk veriyor. Uranüs'ün de etkisi bazı sürpriz fırsatları getirebilir. Bu durumda evet bir sorun olabilir, bir yetersizlik, eksiklik olabilir ama bunu çözüme kavuşturacak uygun şartlarında bazı sürpriz fırsatlarında karşınıza çıkabileceğini söylüyor gökyüzü. Yine ikinci ev etkisi genel itibariyle özgüven, yetersizlik hissi ya da kendimizi ifade etme, yeteneklerimizi değerlendirme konusunda oluşabilecek bazı kısıtlamalar ya da memnuniyetsizlikler. Bunlarla ilgili konulara da vurgu yapabilir. İşte belki de bunlar için gerektiği kadar sorumluluk almıyorsunuz ya da olaylara çok hayalci yaklaşıyorsunuz. Çok duygusal yaklaşıyorsunuz. Daha ciddi yaklaşmanız gerekiyor. Kendinizin farkında olmanız, yeteneklerinizin, kendi öz değerinizin, kişisel değerinizin farkında olmanız gerekiyor. Ve bunun için de gereken sorumlulukları almanız, gereken yerde gerektiği gibi de inisiyatif almanız gerekiyor. Bunlara da vurgu yapabilir. Bu Dolunay'ın, Koç Dolunay'ın etkileri. Toplumsal alanlarda da önemli etkileriyle karşılaşabiliriz. Koç Dolunay'ın genel etkilerini anlattığım videoyu linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Sevgili balıklar, altına da yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sevgili balıklar, her yıl olduğu gibi bu yılda online astroloji eğitimi düzenliyorum. Ekim ayında başlayacak eğitimimiz.
online olduğu için nerede bulunursanız bulunun, bulunduğunuz yerden rahatlıkla eğitime katılabilirsiniz. Astroloji bilmeniz gerekmiyor. Temel seviyeden başlayacak. Hiç bilmeyenlere yönelik hazırladığım bir eğitim bu. Ve astroloji bilgisini hayatınızın her alanında kullanabileceğinizi, yararlanabileceğinizi unutmayın lütfen. Astrolojiyi seviyorsanız ve daha fazla bilgilenmek istiyorsanız astroloji eğitimime katılabilirsiniz. Online astroloji eğitimim hakkında detaylı bilgi için hazırladığım videoyu linki tıklayarak izleyin lütfen. Altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. 0507 607 5017 WhatsApp attım. Eğitim başvurularını, doğum bilgileriniz ve isminizle birlikte WhatsApp hattına da yapabilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.